Arkadaşlar merhabalar. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3 4 5 yayınlarından güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışalım. Aşağıdaki tabloda yaş olarak alınan bamya ve patlıcanın kilogram maliyetleri ile kurutulduktan sonra sadece ağırlık kaybından dolayı oluşan kuru kilogram maliyetleri gösterilmiştir. Buna göre tablodaki maliyetlere göre fire oranları dikkate alınarak yaş olarak alınan 8 kilogram bamya ve 6 kilogram patlıcan kurutulduğunda her ikisinin toplam kurutulmuş ağırlığı kaç kilogram olur? Arkadaşlar bakın ağırlık kaybından dolayı maliyetin değişmesi olayını şöyle yorumlayabiliriz. Şu şekilde bakabiliriz diye düşünüyorum. Örneğin biz ağırlık kaybı demiş. Ben de tane üzerinden örnek vereyim. Diyelim ki bizim elimizde tanesini 4 liraya aldığımız 15 tane yumurta olsun. Bir tanesine 4 lira verdik. 15 tane aldık. Cebimizden çıkan toplam para kaç lira? 60 lira. Diyelim ki biz bunları getirirken 3 tanesi kırıldı ve yumurta sayımız kaça düştü? 12'ye düştü. Bakın bizim cebimizden çıkan 60 lira para değişmiyor ama elimizdeki yumurta sayısı azalıyor. Yumurta sayısı azaldıysa ve verdiğimiz para değişmediyse maliyet artar. Yani biz 15 tanesinin her birine 4 lira verdik toplamda 60 lira verdik ama elimizde 15 yumurta olduğunu düşünüyorduk. 3'ü kırılınca elimizde 12 yumurta kaldı ama cebimizden 12 çarpı 4'ten 48 çıkmadı. Halen 60 lira çıkmış olduğu için 60 bölü 12'den artık yumurtalardan bir tanesinin kaça geldiğini söyleyebiliriz, 5 liraya geldiğini söyleyebiliriz. Yani bakın kırılmayanlar çarpı maliyet eşittir, ee, kalanlar çarpı yeni maliyet. Bunun üzerinden düşünürsek işlemlerimizi daha rahat yaparız diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir yorum yapabiliriz. Şimdi 15'ten 12'ye düştük. 15'ten 12'ye düşmek demek 3'te 1, 3 birimin 3 tanenin gitmesi demektir. 3, 15'in kaçta kaçıdır arkadaşlar? 5'te 1'dir. Bakın burası 5'te 1 azaldı. Aslında bu tarafta da 5'te 1 bir azalış var. Yani bakın burada 5'ten 4'e düşüş var. Burada da aslında biz buna 5K dediğimizde bu 4K oluyor. Aynı durum var. Yani biz aslında 5K ile 4'ü çarpıyoruz. Karşı tarafta 4K kalmışsa bu sefer de onu 5 ile çarpıyoruz ki 20K 20K'yı elde etmiş olalım. Bence bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi bizim yaş bamyamızın kilosu 3 lira arkadaşlar. Ama kuruduktan sonra kilosu 4 liraya gelmiş. İşte burada 3 ve 4'ün yanına öyle sayılar yazacağız ki ikisini ayrı ayrı çarptığımızda birbirine eşit sayılar vermek zorunda. E hemen 3 ve 4'ü ters bir şekilde alalım. Yani şunun gibi düşünün. 3x eşittir 4y'yi elde edeceğiz. x ve y ne olmalı? Bence burada x'e 4k dersek y'miz kaç k olmalı? 3k. Demek ki biz 3 liradan 4 kilogram bamya almışsak kuruduktan sonra arkadaşlar bu 4 kilodan 3 kiloya düşüyor ki kilogram artık 3'e değil 4'e gelmiş olsun. Bakın bu 3'ten 4'e çıktı. Bu tarafta aslında 3'ten 4'e çıkıyor ya da 4'ten 3'e düşüyor. Oran aynı değişmiyor. Demek ki biz burada arkadaşlar 4 kilogram bamya aldığımızda bamya kuruduğunda ne kadara düşüyor? 3 kilograma düşüyor. Bu şekilde düşünebiliriz. Yani biz 4K bamya aldığımızda bunun 1K'si gidiyor elimizde 3K kalıyor. Ne kadar bamya alacağımızı söylemişti. 8 kilogram. 4K dediğim yere 8 gelirse benim buradaki KM 2 gelir. 3KM 6 olur. Yani son durumda elimde 6 kilogram bamyanın kalacağını söyleyebilirim. Benzer mantıkla patlıcanı yorumlayacağım. Bir tarafta 2 TL var. Bir tarafta 2,5 TL var. Daha rahat işlem yapmak adına 2 katlarını alayım. Bunu 4 gibi düşüneyim. Bunu kaç gibi düşüneyim? 5 gibi. Aslında şu tarafta e, şu ilk verdiğim örneğe benzedi bakın. Demek ki ben 4 liraya aldım daha sonra 5 liraya gelmişse burada aldığım 5 m kilogramsa burada aldığımın 4 m kilogram olması gerekir ki 5 m çarpı 4'ten 20 b 5 çarpı 4 m'den yine 20 m gelmiş olsun. Burada da o zaman kilogram kaybıma baktığımda 5 m'den 4 m'ye düştüğümü görüyorum. O zaman 5 m'ye alıyorum m'si gidiyor ben 4 m'ye düşüyorum. Burada ne kadar patlıcan aldığımı söylemiş. 6, 5m'yi 6 olarak aldım. 5 m 6 ise m'miz 1 bölü 2 gelir. Burada 1 bölü 2 kaybettiğimizde 6 eksi 1 bölü 2'den ,2 yani 4 çarpı 1,2 yani 4,8 kilogram kalmış olur. Demek ki son durumda elimde kalacak patlıcanın da 4,8 kilogram geleceğini söyleyebilirim. 4,8 buradan 6 buradan toplamda 10,8 kilogram malzememin elimde kalacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar 3-4-5 yayınlarından güzel bir soru sizler için çözmeyi anlatmaya çalışalım. Bir usta mevlüdü bir eve gönderip kaç metre kablo döşeme yapmaları gerektiği ile ilgili ölçü almasını istemiştir. Mevlüt eve giderken yanına birim uzunluğu bir metre ölçen uzunluk ölçeri almak yerine her birim uzunluğu iki buçuk metre ölçen başka bir uzunluk ölçeri alıp ölçüm yapmıştır. Mevlüt her birim uzunluğunu bir metre zannedip ihtiyaç olan kablo uzunluğunu buna göre ustasına bildirmiştir. Bu uzunlukta kablo ile eve giden usta olması gerekenden 30 metre daha az kablo ile geldiğini anladığına göre eve döşenmesi gereken toplam kablo uzunluğu kaç metredir diye sorulmuş. Aslında tabii 1 metrelik bir uzunlukla 2,5 metrelik bir uzunluk çok sırıtacaktır yani. Ama soru üzerinde bunu yorumlamamız istenmiş arkadaşlar. Buna bakalım. Şimdi e, Mevlüt eline bir uzunluk ölçer alıyor. Bunu bir kere kullandığında yani ölçtüğü yer tam onun boyu kadarsa oranın 1 metre olduğunu düşünüyor. Oysa ki o uzunluk ölçerin ölçtüğü bir uzunluk 2,5 metreyi bize veriyor. Demek ki mevlüt ölçtüğü yerde 1,5 metre yanılacak. Yani mevlüt elindeki uzunluk ölçeri bir kere kullandığında diyelim ki bu kadarlık bir uzunluk ölçmüş olsun. Bunun 1 metre olduğunu düşünüyor. Oysa ki biz buranın kaç metre olduğunu biliyoruz? 2,5. Yani mevlüt bunu her kullandığında 2,5-1'den arkadaşlar 1,5 metrelik bir yanılgıya düşmüş oluyor. Bu şekilde düşünebiliriz. Demek ki eğer elindeki o uzunluk ölçeri iki kere kullanıp bir yeri ölçerse o 2 çarpı 1'den 2 metrelik bir uzunluk ölçtüğünü düşünüyor. Oysa ki orası uzunluk ölçeri bir kere kullandığımızda bize 2,5 metrelik uzunluğu verdiği için gerçekte 2 çarpı 2,5'tan 5 metrelik bir uzunluk. Bu sefer 5 2'den aradaki farkın yani o yanılgının kaç metreye çıktığını düşün görüyoruz. 3 metreye. Bakın bir kere kullandığımızda 1,5 metre yanılmıştık. İki kere kullandığımızda 2 ve 3 metre yanıldık. Her seferinde bize 1,5 metrelik yanılgı gelmiş oluyor arkadaşlar. Demek ki ben bunu en defa kullanırsam n çarpı 1,5 metrelik bir hata ile ölçüm yapmış olacağım arkadaşlar. İşte bu n çarpı 1,5 metrelik hata bize kaç metreyi vermiş? 30 metrelik hatayı vermiş. O zaman n çarpı 1,5 30'dan elimiz 30 bölü 1,5 yani kaç gelecektir? 20 gelecektir. Yani Mevlüt bu uzunluk ölçülü arkadaşlar 20 kere kullanmış. Aslında her bir ölçümü 2,5 olduğunu bilememiş. Her bir ölçümü 1 metre gibi düşünmüş ve ustasına 20 çarpı 1'den 20 metrelik ölçüm yaptığını söylemiş. Oysa ki yaptığı her bir ölçüm ona 2,5 metrelik uzunluk verdiği için gerçek ölçümde 20 çarpı 2,5'tan 50 metreymiş. Ama Mevlüt 50 eksi 20'den 30 metre kısa bir sonuç söylemiş ustasına. Peki bize ne sorulmuş? Eve döşenmesi gereken toplam kablo uzunluğu kaç metredir sorulmuş. E bakın biz zaten doğrunun 50 metre olduğunu bulmuştuk. Mevlüt'ün yanlış hesabı 20 idi. Bunun için zaten ustası 50 20'den 30 eksik götürmüştü. Demek ki doğru cevabımız yani gerçek uzunluğumuz burada 50 metre olarak gelecektir arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar. iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3 4 5 yayınlarından güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışalım. İstanbul yönünde ve Ankara yönünde aynı anda karşılıklı sefer yapan iki trenin A ve B duraklarına kaçar dakika uzaklıkta oldukları aşağıda gösterilmiştir. Sabit süratlerle hareket eden, süratleri farklı bu iki tren her durakta 2 dakika oyalandığına, A ile B arası uzaklık 24 km olduğuna ve bu iki tren arasında sadece A ve B durakları olduğuna göre trenlerin süratleri farkı saatte kaç kilometredir diye sorulmuş. Arkadaşlar isterseniz daha rahat yorumlamak adına ben şöyle bir resmetmeye çalışayım bunu. Şimdi şurası bizim İstanbul'umuz olsun. Burası da Ankara olsun arkadaşlar. A ve B de bunların arasında. Şuraya A dedik buraya B demiş olduk. Bakın diyor ki iki tren arasında sadece A ve B durakları var. Belli ki trenlerden biri İstanbul'la A arasında biri de B ile Ankara arasındaki karşılıklı geldiklerinde aralarında sadece iki tane durak varmış arkadaşlar. Örneğin trenlerden biri şurada bir yerde C noktasında olsun diğeri de burada bir yerde D noktasında olsun arkadaşlar. Normalde nasıl olur? Mesela siz bir terminale gittiniz. Ankara'dasınız, İzmir'e gideceksiniz. O zaman otobüsünüzün otobüsünüzün üstünde İzmir yazar. Yani bence burada İstanbul yazana baktığımızda bu Ankara'dan İstanbul'a gidendir. Ankara yazana baktığımızda da bu da İstanbul'dan Ankara'ya gidendir. O zaman şu Ankara'ya gidene odaklanalım. Ankara'ya giden İstanbul'dan yola çıkandı arkadaşlar. Biz bunun hızına ne demiş olalım mesela? V demiş olalım. Şimdi bunun hızını buradan değerlendireceğiz. Bu şu C noktasındaydı. Tam bu C noktasındayken bunun A'ya uzaklığı 12 dakikalık uzaklık. B'ye uzaklığı ise 22 dakikalık uzaklıktı. Demek ki biz şuradaki V hızımızda şurayı 12 dakikada alacağım söyleyebiliriz. E C'den B'ye olan uzaklık 22 dakikalık uzaklıksa AB arasını da 22 12'den 10 dakikada alacağımızı söyleyebiliriz demeyeceğiz. Çünkü A durağında kaç dakika kaybedeceğimizi biliyoruz. 2 dakika orada hareket etmiyoruz. O bir mola gibi düşünün. Onun için zaten 12 dakika burada geldik. 2 dakika burada bekledik. 14 22 14'ten bu V hızımızla burayı 8 dakikada alacağımızı söyleyebiliriz arkadaşlar buna dikkat edelim. Aynı mantıkla Ankara'dan İstanbul'a giden yani şurada İstanbul yazanlara bakacağız. Bu da D noktasındaydı. Bunun B'ye uzaklığı arkadaşlar 19 dakikalık mesafeyken A'ya uzaklığı kaç dakikalık mesafeymiş? 27 dakikalık mesafeymiş. O zaman bir kere şu arayı kaç dakikada alacak? 19 dakikada almış olacak. 19 dakikada aldıktan sonra şurada 2 dakika dinlenecek. 21 dakika. E kalan o 27'yi tamamlamak için burada kaç dakika harcamış olacak? 6 dakika harcamış olacak. Bunun hızına da biz K demiş olalım arkadaşlar. İstanbul'dan Ankara'ya gidenin hızı V. Ankara'dan İstanbul'a gidenin hızının da K olduğunu söylemiş olduk. Dikkat ediyorsanız arkadaşlar bir bilgi daha var. AB arası 24 kilometreymiş. Şimdi biz V hızımızla 8 dakikada demek ki 24 kilometrelik ne yapacağız arkadaşlar? Yol yapacağız. K hızımızla 6 dakikada 24 kilometrelik ne yapmış olacağız? Yol yapmış olacağız. Bize bu iki aracın saatlik hız farkları sorulmuş arkadaşlar. Yani 60 dakika üzerinden yorum yapmamız gerekiyor. Bakın 8 dakikada 24 kilometre ise 60 dakikada ne kadardır hızı bunu bulacağız. Sanki burada 8'in 3 katı var gibi düşünün. Burası da 60'ın 3 katından 180 kilometre gelecektir. Aynı mantıkla 6 dakikada 24 kilometre alıyorsa 60 dakikada kaç kilometre alır diyeceğiz. Bakın burada e, 4 katı var. 60'ın da 4 katından 240 gelir. Ya da bu bunun 10 katıysa burada bunun 10 katından 240 gelir diyebiliriz arkadaşlar. Bu durumda trenlerimizden birinin hızı 240, diğerinin 180 geldi. Aradaki fark da 240 eksi 180'den 60 kilometre olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Güzel bir soru. Umarım çözümde açıklayıcı olmuştur.